bir esprili yaklaştınız orada. İyiyim, iyiyim. İlk duyunca ne hissettiniz öyle bir haberi? Geldi mi araba? Geliyor. Bunu senin arabası aldım da. Hayır. Çıkayım dedim. Evet. Çıktınız. Onun dışında yeni şarkı olunca tabii heyecan da oluyor. Onu da soralım. Bekliyoruz işte yarını. Klip çekeceğiz. Ondan sonra belki biriyle oynarım. Bilmiyorum. Hı-hı. Vizyon bakılıyor şu an. Siz Yıldız Hanım menajeri değiştirdiniz galiba değil mi? Bir sebebi var mı? Onu soralım efendim size. Yok bir Haluk sebebi. Bey'den... Değişiklik yapmak istedim. Evet. Hani tezgiri mekanda diyorlar ya hayır vardır. Özgür de eskiden tanıdığım biri. O da başarılı bir menajer. Onunla devam edeceğim artık. Aleyna Tilki'nin de açıklamaları oldu son dönemde. Duymadım. Aleyna Tilki'nin de... Duymadım. Ha duymadınız. Duymadım. Bilginiz yok yani bu konuda. Evet. Hayat nasıl gidiyor onun dışında yani? Onun dışında çalışıyorum. Çalışmak istiyorum. En çok Yıldız Tilbe en çok neden mutlu olur efendim? Hatta en çok neden neyi üzülüyorsunuz? Kuru fasulye yerken çok mutluyum. Taze fasulye yerken daha mutluyum. Teoman Bey böyle sizin gibi böyle çok sosyal medyaya konu olan bazı espriler yapıyor yani. Öyle mi? Doğal konuşuyor. Doğal haliyle davranıyor. Evet, sizi de Teoman görüyoruz. Seviyorum. Siz de böyle çok yani her konuştuğunuzu yani. Sosyal medyada alıp böyle kepsliyorlar böyle eski şekilde. Öyle mi? Eğlensinler ya ne güzel. Yakın, eğlence olsun. Evet yakın zamanda anneanne oldunuz efendim. İnsanlar nasıl gidiyor? Mutlu olsun. Anneannelik nasıl gidiyor? Torununa vakit ayırabiliyor musunuz? Evet mümkün olduğu kadar. Fırsat bulduğum zaman kendime de vakit ayırıyorum. Yani nasıl efendim? Size çeken bir yeri var mı şarkıcılığından ya da böyle beste? Size... Yok hayatım küçüklerdi abi, bebekler. Nerede araba? Geliyor. Vallahi uzaktan mı geliyor? Evet başka? Başka çok var mı? Çok sevilen bir sanatçı. Gel sen de. Yıldız Hanım. Üşüyoruz, donuyoruz. Gerçekten güzel. Müzik ilgili çok hayır. Sizle de çekilelim hadi selfie. Şunu bitirelim efendim. Geçin telefon çekmişsin. Yıldız Hanım. Neyi canım? Arkadaş çekecekmiş. Çek ayağı. Çek. İki sorumuz daha olacak. Ayağım benim. Sen de bu sıra gel tatlım. Yanınızdaki beyefendi bayağı meşhur efendim lokantalarıyla. Ne dediğini anlamadım. Kayhan Bey'i tanıyor musunuz? Tanıyacaksınız tabii. Buyurun. Nasıl? Son, biz sürekli sanatçılara röportaj yapıyoruz evet. Efendim. Son dönemlerde iyi şarkılar yapılmadı şeklinde şey, beyanları oluyor. Dünya genelinde bir mutsuzluk var ya. Dünya genelinde. Hani bakınca böyle ona bağlıyorum yani. İnşallah 2024'te güzel şeyler olur. Dünya genelinde bir herkesin mutlu olacağı bir şeyler olur. O zaman şarkılar da güzel olur diyorum. Bu yeni şarkı sizin mi efendim? Evet, yarın sözünüz iyi benim.
aşk şarkımsı evet, mı diyelim? Evet öyle, aşk şarkısı. Belki de aşksızlık şarkısı. Evet. Kayhan sen de bizi çeksene. Yıldız Hanım. En son konserlerinizde 150 bin kişi stadyumvari bir konserdi. Ay ne kadar güzel. Evet. Bunu başarabilen Türkiye'de pek fazla insan yok yani bizim tanıdığımız. Çok güzel çıkmadı. Ya. Seni hayatımda ilk defa görmüşüm. Ya. Çok sağ olun. Gerçekten çok açtı. Senin her zaman dinleyemiyorum. Yıldız Hanım. İki sorumuz var. Yıldız Hanım. Genelde sanatçıların, popüler sanatçıların, duayenlerin hayatları film oluyor. He. Sizin öyle bir... Yok benim hayatım film olamaz. Neden? Yıldız abla. Ya yapmak üzere. Teklifler geldi mi bunun üzerine efendim? Olamaz yani. Beni kimse senaryolaştıramaz. Neden efendim? Siz mi yazarsınız? Siz mi yazarsınız? Tanımıyorlar şimdi beni. Ha tanımıyorum. Türkiye'de filmi çevrilen hiç şeyi beğenmiyorum. Rahmetli olduktan sonra filmi çevrilen hiçbir ünlünün filmini beğenmiyorum. Yeterli bulmuyorum. Yani bir saate 45-50 senelik bir ömür sığdırılamaz yani. O çok zor. Onun için o kişinin fikrinin alınması lazım. Siz yazar mısınız? Fikrim yok yani. Siz yazar mısınız? Asla. Sağ olun.